15 tane teknemiz var, hepsi dışarıda kalmış. Dağa geldiği zaman şarjımanı kırıyoruz. Her bütün defterimiz vardı burada. Kurban günün çekilmesinden dolayı bütün işlerimiz hep Allah bulla bulmuştur. Ben artık gör çekilmesin. Başka bir limana girseniz de buranın kavuşturulması lazım. Ondan sonra kaldı. Zaten su kalmamış yani şu anda limanın içinde su kalmış. Şu anda Van Gölü kenarındaki en büyük balıkçı köylerinden birisi olan Çitören Köyü limanındayız. Çitören Köyü'nde yüzlerce insan geçimini Van Gölü'ndeki inci kefali balıkçılığından sağlıyor. Fakat gölün çekilmesiyle beraber artık limanlarda su sığlaştı ve arkamızda gördüğümüz gibi onlarca balıkçı teknesi limana giremiyor. İşte Van Gölü'nün çekilmesinin ortaya çıkarttığı sorunlardan birisi de bu. Hemen göl kenarında bulunan balıkçı limanları artık işlevsiz hale geliyor. Buraların derinleştirilmesi ya da daha ileri plana alınması lazım. Şu anda balıkçılar limana giremedi. Teknelerini geceleri burada bırakıyorlar. Yani çıkacak olan bir fırtınada bu teknelerin hepsi hasar görecek. Belki bir kısmı batacak. Dolayısıyla resmi kurumların, ilgili kurumların buna bir çözüm bulması gerekmektedir. Tabii su çekildiği zaman barınak bozuldu. Tekneler yanışamıyor. Balık yükleyemiyoruz. İçeri giremiyoruz doğrusu yani. Bütün ızdıraplar peş peşe geldiler. Kendi köyümüzde 12 tane tekne var. Zaten 4 tanesi şu anda birisi şarjıman kırmış. Motor dağıttı, kara çekmiş. O diğer tekneleri de kaldırıyor içeride. Biz de giremiyoruz. 10 milyar verdik. Özel bir şey getirdik. Kepçe getirdik. Temizledi. 10 gün sürdü. 10 günden sonra tekrar kapandı. Sular çekildi. Ondan sonra tekrar perişan kaldık.